Biz franchise'lerimizin gelirinden pay almıyoruz. Bize fazla olmayan aylık bir ödentileri var. Ama biz onlarla çok para kazanıyoruz. Yani biz bu yolu seçtik. Bizim franchise sistemimiz franchise kazansın, biz de kazanalım şeklinde. Franchise'lerimiz de temsilcilerimiz de bu alanda çok mutlular. Çok güzel. Peki tüketici boyutunda tabii bu kadar kaliteli bir hizmet anlayışı çerçevesinde gayrimenkul alışverişine aracılık ediyor temsilcilikleriniz. Tüketicilerinizden gelen beraber iş yaptığınız tüketicilerden nasıl yorumlar alıyorsunuz? Geri bildirimler neler? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tüketici tur yapı niçin tercih eder? Şimdi bakın çok önemli bir şey bu. Bizim bu konuda bir denetim mekanizması var. Yani müşterinin olası bir zararı varsa temsilcimizin şu veya bu şekilde yanlış durumda bir mağduriyeti varsa bize derhal şikayet ediyor. Bizim temsilciyle olan anlaşmamızda da bu gibi durumlarda biz kendi mahkememizi kuruyoruz. Kendi mahkememizde hemen hakem heyeti olarak karar veriyoruz. Sorunu anında çözüyoruz. Yani müşterimizin insan hali şu veya bu şekilde olası yanıltılması önemli bir alışveriş. Her an bu alanda bir yanlışlık herkes yapabilir. Biz buna asla müsaade etmiyoruz. Anında varsa bir zararı karşılanmasını istiyoruz ve sağlıyoruz. Bir örneğimiz var. Mesela geçmişte bir temsilcimiz bir yeri sattığı zaman o yerin dubleks ama dubleksin alt katının sığınak olduğu ortaya çıktı. Şikayet etti. Temsilcimiz, sen bunu yanlış yapmışsın. Derhal bunun iptalini sağla ve öde. Konuşalım da ver. Alım satımın ardında sen ödeyeceksin. Bizimki zorunlu olarak tabii dedi, yapacağım dedi. Ama mal sahibi ben vermiyorum parayı dedi. Mahkemeye gitti kişi. Bakın mahkeme ne dedi biliyor musun? Bundan dedi, tur yapım temsilcisi sorumlu değil. Mal sahibine bir şey söylemiyorum. Bundan sorumlu olan tur yapım sensin dedi bize. Çünkü o kişisinin markana güvenin dedi. Sen markana güvenen insanın sorumluluğunu taşımak zorundasın dedi. Son derece haklıydı kadın. Biz dedik, bizim markamız böyle kıymetli bir marka. Her önüne geleni vermiyoruz. Her önüne gelen de bizim markamızı asla suistimal edemez. Ederse de bunun bedelini birlikte öderiz. Bence bu çok önemli. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten bilgi ve güvenin çok ve aynı zamanda tabii etik hizmet anlayışının çok önemli olduğu bir sektör gayrimenkul sektörü. Ben tekrardan sektöre dönecek olursak 2020 ve sonrasında biraz orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Yatırım aracı olarak gayrimenkul nasıl görüyorsunuz? Sizin yorumlarınız neler? Yani yatırımcılar açısından nasıl bir fotoğraf var sizce? Ben bir kere şunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Yatırım yapmak isteyen konut yapmasın. Yani konut yatırım aracı değil. Konut benim evim olsun. Başımı sokacağı evim olsun. Bu konuda Türk insanı da çok istekli ve duyarlı. Her türlü fedakarlığı da yapar. Aldığı, edindiği evde yaşamak için. Mesela bilirken mortgage konusunda kredileri de en düşük ödenmeme oranı mortgage kredilerinde. Çünkü insan her şeyden öncelikle evinin sahibi olarak kalmak ister. Onun dışında iş yeri, dükkan, arsa, arazi vesaire eyvallah
uzun vadede kesinlikle yatırım aracı ve çok kazandıran bir yatırım aracı. Yani en fazla prim yapan yatırım aracı. Söylediğim gibi konut dışındaki emlaklara yatırım yapıldığı zaman uzun vadede çok kazanılır. Onun dışında emlak her zaman çok kazandırır ürününde. Ben de bir yatırımımı yaptığım zaman gördüğümde hakikaten çok kazandım konut dışındaki yatırımlarımda. Anlıyorum. Peki bu arada tabii hizmet kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi belki de artık dijitalleşmeyle birlikte portallerin önemi de gitgide artıyor artık 2020 yılındayız. Eskiden gazetelerden bakardık gayrimenkul işlerimiz olurdu. Şimdi Zingat ve bizim rakip demeyeyim ama değerli paydaşlarımız sayesinde insanlar internet üzerinden arayışlarını yapıyorlar. Burada bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu dijitalleşmeyi, tüketici davranışındaki bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Dijital devrim her alanda her şeyi değiştiriyor. Mesela şu anda toplantı yapıyoruz dijital ortamda. Gerçekten biz sözgeli bütün temsilcilerimiz 15 günde bir araya gelerek fiziki olarak toplanıyordu. Biz bir kaldırdık bunu. Bundan sonra dijital ortamda konuşalım, görüşelim, toplantı yapalım. Emlakla ilgili bence bu dijital yani internet çok şeyi değiştirdi. Mesela daha önce işte emlakçı dükkanının önüne satıcı emlakların isimlerini falan koyardı. Vatandaş da kalkıp emlakçı dükkanına gidip ben işte şurada yer arıyorum falan derim. Şimdi artık hiç kimse emlakçının dükkanına falan gitmiyor. Nereye gidiyor? İnternet dükkanına gidiyor. Yani internetten ne almak istiyorsa oradan buluyor. Sonra telefon ediyor. Diyor ki ben sizin oradaki yerinizle ilgiliyim. Hadi bana orayı gösterin diyor. Bu süreç hakikaten her şeyi değiştirdi. Yani şu anda emlakçının bir dükkana bağlı olmasını da değiştirdi açıkçası. Çünkü internet dükkanı var. İnternetteki dükkan her şeyi çok kolay hallediyor. Bir kere ucuz bir tanıtım. Dünyaya yayıyorsunuz aynı anda. Görselini koyuyorsunuz. Yani daha önce bir Hürriyet gazetesi vesaire ilan verdiğimiz zaman yani telefonlarınız falan kilitlenirdi. Şimdi artık gazete sıfır. Yani internet. Ve sizden başarılı görüyorum açıkçası. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ ol. Bizim de bir fikrimiz var. Sizinle ilgili işbirliği bağlamında bunu yüz yüze yapacağımız toplantısını değerlendirelim. Memnuniyetle Azmi Bey, memnuniyetle. Bizim için TÜRYAP'la yapacağımız işbirlikleri her zaman değer yaratacak, tüketici tarafında değer yaratacak her türlü projeye açığız ve bizim için de kuracağımız birliği her zaman prestijli bir işbirliği olacaktır. Bu arada Sayın Ahmet Görece'den bir yorum geldi. Zingat'tan gelen SMS'ler ile satış ve kiralama yaptım diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Biz teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bu arada bu vesileyle şunu da söyleyelim. Tabii ki çok değerli sorumlu emlak danışmanlarımız ve gayrimenkul danışmanlarımız katılmış durumda bu webinara. Gönderdiğimiz bu potansiyel müşterileri lütfen arayın. İnanın bu yoğun dönemde bile biz gerçekten müşteri hizmetleri tarafında çok güçlü bir ekibimiz var. Ve yoğunluğa rağmen çok özveriyle çalışıyorlar. Sizlere ihtiyacı doğrulayıp, bütçeyi doğrulayıp, muhiti doğrulayıp, nasıl bir gayrimenkul ihtiyacı arayışı varsa tüketicinin, bunları, bu bilgileri aldıktan sonra sizlerle paylaşıyorlar. O yüzden talepteki bu yoğunluğu biraz daha filtreliyoruz. Daha kaliteli hale getiriyoruz. O anlamda
tüm katılımcılarınıza lütfen SMS'lerinizi takip ediniz diyoruz. Bu arada şunu da yapıyoruz. Tüketicileri yönlendirdikten sonra size 3 gün içerisinde bir geri arama yapıyoruz. İhtiyaçları giderildi mi? Arayışları devam ediyor mu? Nasıl bir hizmet sağlandı? Bununla ilgili de tespitlerimizi ve takibimizi yapıyoruz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey bu arada portföy desteği olacak mı diye sormuş. Biliyorsunuz Zingat bir pazar yeri. Yani gayrimenkul danışmanlarımızla tüketiciyi buluşturan bir pazar yeri fonksiyonunu açıkçası biz ifa ediyoruz. Dolayısıyla sadece konut satın almak, kiralamak, arsa arazi satın almak ya da ofis satın almak, kiralamak isteyen kişiler değil, satmak veya kiraya vermek isteyenler de bize geliyorlar. Dolayısıyla portföy desteğine de devam ediyor olacağız. Bu anlamda çalışmalarımız yoğun ortamda gayet hareketli bir şekilde devam ediyor. Peki sorulara bakalım. Başka sorular var mı? Evet, Turyab'ın temsilciliklerine sağladığı fayda ve avantajları sormuş bir katılımcımız. Evet, bundan da bahsettik. Sizlerin farklı gündem yapmak istediğiniz konular var mıdır Azmi Bey? Vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Onur Bey size de soralım. Aslan'ım da genel müdür yardımcısı, Aslan'ım genel müdür yardımcısı, Onur Bey de aramızda. Sözü Onur Bey'e verelim ya da Aslan'ıma mı verelim? Bilmiyorum. Aslında merhabalar, herkes hoş geldi. Öncelikli olarak yani bu güzel işbirliğimizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel karşılıklı olarak ilerleme imkanı bulabilmiş durumdayız. Ben burada aslına bakarsanız sözü... Onur Bey çok özür diliyorum. Ben bir hemen hızlıca araya gireyim. Sizin değerli aktaracağınız değerli bilgileri kaçırmak istemiyoruz. Zannediyorum iki alandan bağlandınız. Dolayısıyla sesiniz yankı yapıyor. Belki tamam. Bir nesilsin. Harika, tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi aslına bakarsanız ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi Turyap'la ilgili olarak bazı konularda Aslı Hanım detaylı olarak sizlere bilgi verecek. Hem bugünkü güzel panelimizin getirdiği güzel bir sonucu da açıklayacak. Umarım ki birçok arkadaşımızın da ilgisini çekecektir bu durum. O yüzden ben Aslı Hanım'a sözü veriyorum. Kendisi Turyap'la ilgili, Turyap franchise sahibi olmak veya Turyap'la olmakla ilgili avantajlar ve fırsatlar hakkında bilgiler verecek. Ben kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun Aslı Hanım. Herkese tekrar merhabalar. Biz öncelikle Zingat'la olan işbirlik dediğimiz davetimiz sebebiyle katılımcılara özel bir aylık bir %15 franchise bedelinde kampanya yapmaya karar verdik. Zingat katılımcılarına özel. Harika. Aslanım. Bağlantıda problem olabiliyor. Tekrardan söyler misiniz lütfen? Bugün özellikle bir destek veriyorsunuz katılımcılarımıza. İstediğimiz dolayısıyla Zingat'ın bu paneline özel, katılımcılarına özel, Turyap'la ilgilenen, franchise düşüncesi olan ve bir ay içinde Temmuz sonuna kadar kararını veren adaylarımıza %15 bir fiyatta avantaj sağlayacağız. Harika. Çok güzel. İşbirliklerimiz devam edecek. Bu noktada Zingat'la. Zaten ofislerimizin birçoğu Zingat'taki paneli kullanıyorlar. Müşteri yönlendirmelerinizden, gelen talepleri yönlendirmelerinizden memnunlar. Her türlü işbirliklerimiz devam edecek bu doğrultuda. Franchise görüşmelerini genel müdürlüğümüzde yapıyoruz karşılıklı. O noktada da girişimcilerin her türlü kafasındaki soruyu gideriyoruz. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz, eğitimlerimiz, tecrübeli ofislerimizin deneyimlerini paylaşıyoruz. Şu anki dijital platformu paylaşıyoruz. Tabii ki dijitalleşme de enteresan bir noktada. Baktığınız zaman işte gayrimenkul danışmanlarımız ofiste
testler, videolu portföy çekimleri, drone çekimleri, 360 sanal turlar, bu noktada portföylerini pazarlıyorlar. Fakat ben şuna inanıyorum, yine de ne olur, Türk toplumu gayrimenkul alımında güvene çok ihtiyaç duyuyor ve finali dijitalleşme değil, yüz yüze görüşme bitiriyor. Bu noktada da teknik bilgi, mesleki bilgi, kişisel gelişim, satış kapama noktası, bunlar da kurumsal firmamızın verdiği eğitimlerle kişiyi daha bilgili, daha tecrübeli bir noktaya getiriyor. Harika, çok güzel yorumladınız. Sayın Selçuk Pıstı, Pıstı diye okudum ama yanılıyorsam lütfen, yanlış okuduysam özür dilerim, kabul olsun. Size şunu soruyor, fiyat sabit midir yoksa yapılan işin yüzdesi oranında mıdır diyor. Fiyatlar sabit midir derken franchise bedeliyle ilgili. Modeliyle ilgili zannediyorum bir soru. Franchise bedellerinde ile göre, bölgeye göre, oranın yapısına göre tabii ki değişiyor. Ama en büyük avantajı ofislerinden, cirodan pay almayışı. Ana gelir ofis sahibine kalıyor. Ofisin pazarlama kanallarını, bahsettiğim dijital taraflarını, pazarlama kanallarını genişletmesine, ekibini büyütmesine fayda sağlıyor. Danışmanlarla maaşsız %50 sistemle çalışıyorlar. Danışmanlar da sektörde iş ortağımız olarak görüyoruz. Hem danışman kazanıyor, hem ofis kazanıyor. TÜRYAP Genel Müdürlük'te bu anlamda yarattığı iş kanallarıyla da ofise ek portföyler sunuyor. İşte zamanında yaptığı TOKİ müzayedeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müzayedeleri gibi. Örneğin bir günde İstanbul, Ankara, İzmir salonlarında müzayedede satışa çıkan gayrimenkuller 1100 konut satışa çıkmıştı. Ve bir günde sabah 6'dan gece 1'e kadar 700 tane portföy satılmıştı. Burada ofisler paylaşım gösterip onlar da ciddi kazançlar elde ettiler. Bizim farklı destek modellerimiz var bu açıdan. Çok güzel. Peki ben TÜRYAP temsilciliği almak istesem Aslı Hanım, kime başvuracağım? Nasıl yapacağız bu işi? Şimdi katılımcılarınız soruyor belki. TÜRYAP Genel Müdürlüğü araması ya da TÜRYAP.com.tr sayfamızdan başvuruda bulunması bizim için yeterli. Hızlıca dönüş sağlıyoruz. İster önce dijital platformdan ama tabii ki finalde yüz yüze görüşerek yolumuzu, güzergahımızı belirliyoruz. Ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Kaç günde? Mesela ben bugün size geldim, Aslı Hanım dedim, bana temsilcilik verin. Evet. İlk görüşmemizi yaptık, bir takım incelemeler yaptınız siz. Evet. Ne kadar sürüyor bu süreç? Bu süreç çok kısa sürüyor. Tabii ki kişinin eğitimi, bu işe uygunluğunu da değerlendiriyoruz. Karşı tarafta bizim sunduğumuz imkanları değerlendiriyor. Ve bu noktada lokasyonu belirliyoruz. Onun için uygun olan bölgeyi belirliyoruz. Tecrübeli TÜRYAP ofislerimize yönlendirip ziyaret ettirebiliyoruz. Onlardan da bir bilgi alabiliyorlar. Ve bizlerin tecrübesiyle de kısa zamanda bu işe adapte oluyorlar. Harika. Hemen zaten eğitimlere de alıyoruz kendilerine. Artık eğitimler de biliyorsunuz salon eğitimlerinden çıktı. Online eğitimler çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Canlı eğitmenimiz 4 gün ilk başlangıç eğitimini veriyor ve yıl içinde 10-12 tane eğitim programımız açılıyor. Kişi kendini mesleki ve kişisel gelişim olarak geliştiriyor. Sahada profesyonel müşterilerine hizmet verebilmek için. Harika. Yani benim gördüğüm Aslı Hanım gerçekten üzerine düşünülmüş, gerçekten titizlikle tasarlanmış bir hizmet modeli var, franchising modeli var. Ben açıkçası gayrimenkul danışmanı olsam ya da sorunlu emlak danışmanı olsam gerçekten tercih ederim. Gerçekten çok değerli toplu bir sistem, ellerinize sağlık diyelim. Başka sorunlarım? TÜRYAP'ta bulunma maliyetleri minimumda olduğu için, tekrar söyleyeyim, cirodan pay almadığı için, ofisin ve danışmanın kazanmasına dönük olduğu için, bu işin matematiğini çözen, ekibini doğru yönetebilen,
ekibini kuran ofislerimiz, ikinci, üçüncü ofislerini açan çok fazla. Ve TÜRYAP'ın en büyük başarı hikayesi 10 yılla 30 yıl arasındaki temsilci sayısı çok fazla. Tecrübeli ofis çok fazla. Yani bir iş pasladığında bir ofis cevap veren temsilci, tecrübeli, bilgi birikimi olan ve hızlı sonuç verecek bir çok güzel. Harika. Peki katılımcılarımıza vermek istediğiniz farklı bir mesaj var mı? Şimdi kapatıyoruz artık yavaş yavaş. Azmi Bey'e ben son bir soru sorayım madem. Azmi Bey, bir sürü genç emlak profesyoneli sektöre giriyor ya da genç olmayıp kendini genç hissedenler diyelim. Yani bir şekilde gayrimenkul sektörünü tercih ediyorlar kariyer açısından, kazanç açısından. Bu kadar yıldır, onlarca yıldır sektördesiniz. Bu kişilere ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl bir tavsiyeniz olur onların daha çok kazanması, daha çok müşterilerini mutlu etmesi için, kariyer yapmaları için ne olur tavsiye ederiz? Geçtiğimiz yıllarda bir tane tıp doktoru temsilcimiz oldu. Ben de dedim ki ona, senin annen, baban demiyorum ki ya oğlum biz seni adam olasın diye, doktor olasın diye eğitti, sen kalktın emlakçı oluyorsun. Gidin. gerçekten yani bir işin hakkıyla yapıldığı zaman hem en kazançlı iş hem de en itibarlı bir iş. Yani insanlarla sürekli temas halindesin. O insanlarla arkadaş mı görüyorsunuz işte bu alışveriş sürecinde? Gerçekten yapılacak en iyi iş, ben mali müşavirim aslında. Mali müşavirliği yaparken diyorum ki ben dünyaya yeniden gelsem mali müşavirlik olur. Ama şimdi diyorum ki dünyaya yeniden gelsem en azından. Yani hem gerçekten bir kere sağlıklı bir iş. İnsanın sağlığını korumak zorunda. Yani ayağınızla yürüyorsunuz bir kere. Sabahleyin kalktığınız zaman bir içinde çıkacaksınız. Kendinizi toparlamanız lazım. Aklı başında olmanız lazım. Düzgün konuşmanız lazım. Zinde olmamız lazım. Bu nedenle de geç yatmamamız lazım. Yani uykumuza dikkat etmemiz lazım. Yani kendi içinde insanın sağlığının da otoğu kontrolü olan iştir bu. Hakikaten ben mutluyum emlakçı olduğum için. Yani şu anda yaşıma göre hiçbir ilaç kullanmıyorum. Emlakçılığım sayesinde gerçekten söylüyorum. Hatta pandemi döneminde bile evde kaldığım süreçte 2-3 kilo verdim. Yani böyle sağlıklı, keyifli, kazançlı bir iş. Dünyada mekan, ahirette iman. Bu mekan, dünyadaki mekan çok önemli. Bunun alım satımında da alıcılık yapmak. Çok keyifli, kazançlı bir iş. Çok güzel. Hem dünyaya katkısı var, olumlu katkısı var diyorsunuz sağlık yönüyle. Hem de kariyer açısından, kazanç açısından çok değerli bir sektör. Bu arada Aslı Hanım yazılı olarak da geçti değerli katılımcılarımız. TÜRYAP franchise başvurularınız için. Aslı Baloğlu, İngilizce karakterli tabii ki, turyap.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Panele özel, bu oturuma özel katılımcılarımıza franchise bedelinde bir ay süreyle %15 fiyatta indirim sağlıyorlar. Biz de açıkçası konuklarımız adına, değerli Zingat üyeleri adına bu indirim için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Azmi Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Değerli zamanınızı ayırdınız bizlere. Sizlerin çok keyifliydi açıkçası. Programasız günler diliyorum. Bir de benim bir korona selamım var. Böyle yapıyorum. Korona diyorum. Evet. Korona selamım. Korona. Harika. Harika. Çok çok teşekkürler. Onur Bey, katılımlarınız için çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz katılımları için. Piyasa şu anda yangın yeri. Bol bol işlem yapın inşallah diyoruz. Bereketli günler, bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiler.
Saygılar. Bol bereketli satışlar herkese. Sağlıklı günler.